Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yine çok merak ettiğiniz, niye merak ediyorsanız onu da bilmiyorum. Çakma S4 yazıyor ama çakma S5 inceleyeceğiz. Çünkü bunlar böyle çakma olduğu için kutusunda gelmiyor. Bunlardan böyle 50 tanesini alıp lastikle birbirine bantlayıp öyle gönderiyorlar Çin'den. Adamın da elinde bu kutu vardı. Buna koyup verdi. Kutusundan babayı çıkıyor. Şöyle bakıyorsunuz. S4'ün orijinal kutusu zaten bu elimizdeki kutu. Hani orada bir tane kutuya sokuşturup verdi. Kutu içeriği çok zengin. Hiçbir şey yok. Bu da böyle herhalde kendileri bastırmış, biraz kalın normalden. Çakma olduğuna bakmayın. Şöyle göstereyim mi? Bayağı takırt diye açılıyor. Benim telefonda yok bu özellik mesela. Ama tabii çakma telefon almayın, aldırmayın, kullanmayın diye de söylüyoruz. Çocuğunuz olmaz, taşağınız sünler. Şimdi bize kaliteli çakması, birinci sınıf çakma diyorlar bunlara. Birinci sınıf replika olarak geçiyor. Yaklaşık 350 liraya aldık. Yani öyle dediler. 300'e aldık işte peşin para. Şöyle bakalım, menüyü biraz gezelim size. Healthcare bile var. Samsung S-Health muhabbeti. Ben bir oyun kurdum, onu deneyeceğiz şimdi. Videonun son, ilerleyen zamanlarda. Antut yapacağız. Menüsü bu. Geçişleri. Yavaş. Olması gerektiği gibi. Şuradan hızlı menü var. Bakayım. Hah, bir tane Çince kaçmış aradım. Onu ayarlayamamışlar. Yemin Çankaya'da bize çalışıyor Çinlilerde. Gerçi bu kaliteli üretimi olmasına rağmen aldık 2 gün kendi durduğu yerde, şuradan görünüyor mu bilmiyorum, soyulmalar başladı. S5 ile aynı boydayım, ona bakalım bir. 14,2 mm boyu aynı. Aynen, birebir aynı kasa. 7,2 de burası. İnceliği falan da aynı herhalde. Aynen, inceliği falan da birebir yapmışlar. Boy olarak da aynı şekilde. Hazır cetvelle boyunu ölçmüşken de bir ağırlığına bakalım. Normalde S5'ler 145 gram. Bizim şu adını söylemedim, hassası da alalım. Bakın, hassas diye dert ettik kendimize. Tartı. 138-137 gram. Daha hafifini yapmışlar. Helal olsun diyecek halimiz yok tabii ki de. Bizim tartımızda yanlış da olabilir. Bakayım şöyle bir. Neyse. Şuna bakacaktık. Şu healthcare, bunu satan abi seyyardı zaten. Tezgah var öyle. Cam ekran yaptırmış, orada satıyor. Bilen bilir. Parmağı böyle koyuyorsun. Kalp atışını ölçüyor. Şuradan ses geliyor şu anda, tıp tıp diye. 61 ise ben öldüm şu anda. Deden 72 ne ya. Gördüğünüz gibi bu kısımlarda çalışıyor. Doğruluğu tartışılır tabii ki de. S-Health de koymuşlar sağ olsunlar. Bir kalori yakmışız sabahtan beri. Şöyle işte adım sayar özelliği falan var diyor. Bir ihtimalle çalışmıyordur. Ama çalışıyorsa da. Evet. Az önce kapattım, 0 metreydi. Şimdi açtım, 16 metre diyor. Demek şöyle sallayınca bir iki tane gidiyor mu? 19 metre oldu. 3 metre attı telefon. 21 metre. Bir şey var ama içinde. Üçer üçer artıyor. Dediğim gibi. Sonuçta sahte çakma telefon. Her şeyini yaparlar ama sar değerini ayarlayamazlarsa çaklarınız kurur. Söylemedi demeyin. Kalkmaz. Çocuğunuz da olmaz. Bunu da 50 kere altını çiziyorum. Hala sorularda soruyorsunuz. Telefonu nereden aldın? Çakma telefonu almak istiyorum bilmem ne diye. Almayın. Sağlığın şakası olmaz. Yemin ediyorum yaprak döküm olur. Yani yaprak döküm olur bak. Antutu dediğim gibi hata veriyor. Dur oğlum dur. Gelecek. Sana gelecek. Gelecek. Dur, götünü s**eceğim şimdi. Git. Git. Aferin. Aferin oğlum. Ama s**eceğim şimdi bir tarafım. Git. İyiz boy. Koçum. Kamera s**bok megapiksel. Yani tabiri caizse hani halk arasında bir deyim vardır. Hepimizin de sevdiği. Ya gibi derler ya. Öyle bir kamerası var. Özellikle videosu ayrı bir boyut kazandırmış resim piyasasına. Hani yağlı boya ama böyle geziyorsunuz. Şu anda zaten arkada görüyorsunuzdur belki. Ve arkaya veriyor muyuz? Hoş tabir olmadı bu. Neyse. Antutu'yu açmıyor bir türlü. Maalesef Antutu benchmark durdurdu diyor. Durdu mu diyor? Ha, durdurdu. Durdu yazıyormuş. Durduruldu değil. Kendi kendine durmuş yani. İbne. Bizlik bir şey değil yani. Oyun testi yapalım. Önce bir ısınmasına bakalım. Bir 15 dakika alet yanmazsa, patlamazsa oyun testi yapalım. Ondan sonra tabii drop testimizi de taşımızı da kullanacağız. Şöyle bir ellemeden önce bir tasarımına bakalım istiyorsanız. En sevdiğim özellik çakma telefonlarda bataryanın çıkması. Original yazıyor.
Hakikaten orijinal. Şöyle bantla mantla kapatmışlar yemin ediyorum. Tertemiz göndermişler. Hepsine bakacağız. GPU'ya bakalım. İçine bakmadık. Hani Antutu çalışmıyor mu? Bu çalışıyor. En sevdiğimiz, canımız ciğerimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz Cortex A9 işlemci var içinde. Bayılıyoruz. Cortex A9 olduğu için de Mali 400 var. Yani hani Çin'den ucuza mal edip hakikaten de 800 liraya falan gömenlere de selam olsun. Onlar da var. Mali 400, 450. 8 çekerek, 8 çekerek deyip duruyorlar ama 4 çekerek de işinizi görür. Yani hani illa öleceğim diyorsanız çakma telefon alıp 4 çekerek, 4 kolluğuyla hep beraber gidebilirsiniz. Tabii mühim olan sar değeri, bunu da söylüyorum. Dead Trigger 2'yi kurdum ben. Asfaltı kuruyordum. Bir şeyler oldu. Telefon baştan başladı. Hiç ne kurduğumu gördü, ne asfaltı gördü öyle. Haybeye vakit kaybettim. Kurmadı yani. Antutu gibi oldu. O yüzden Dead Trigger 2 var. Şimdi önce Dead Trigger yükledik dedik ya, onun bir ısısını ölçelim. Şarjın yüzde kaç olduğu ilgilendirmesin sizi. Bakmayın yani, takılmayın. Normal bir telefon olsa ölçerdim de şarjı. 30.01, 31 değil. Algıda sıçıcılık yapmayın. 15 dakika bir Dead Trigger 2 oynayayım. Kaldırırsa tabii, daha girmedim oyuna. Şu an tıkladığımı bekliyorum. Patla a**ına koyayım. 15 dakika oldu. Bu arada oynanmıyor okudum oyunu gibi. Çıkıyor. Ekran mekran leş gibi yani. Hareket hareket etmiyor. Bir daha ölçelim. Alarma. 39.2 oldu. 9-10 derecelik bir artışı var. Şimdi buna, bu yer gibi telefona bir drop test yapalım. Ondan sonra geleceğiz. Şimdi telefonu cepten çıkardık. Ve oynuyoruz falan. Şu mesafeden yere düştü. Üç parça oldu. Bayağı Nokia 3310 gibi oldu telefon. Cepten düşürdük. Bir de 3310 gibi dedik. Bir de böyle sektirelim şöyle. Ne yaptın kardeşim? İyi, iyi, ne olsun. Ne olsun. Drop test yapıyorum. Bak. Evet, drop testten gördüğünüz gibi geldik. Şöyle köşeleri hep köşesi üstüne düştü. Hatta hep iki köşe üstüne düşmüş yani. Aynen, şu alt taraftaki kapak kayboldu. Yapacak bir şey yok. USB 3.0 çalıştırır mı bilmiyorum. Biz 2.0 taktık. Şarjını falan öyle yaptık. Tosları öyle attık. Şimdi şu desibelini de ölçelim de onu atlamışız. Telefon sağ salim geri geldi. O konuda şanslıyız. Nerede müzik? Heh, burada. Doksanı gördü. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Sağ salim geldi. 90, 80-90 arası zaten bağırma olarak geçiyor. Sesi de yüksek veriyormuş. Şimdi geldik. En sevdiğim kısma. Bugün sizlere çiğ köte. İnceliklerini anlatacağım. Çakma S5 ile beraber çiğ köfte yoğuracağız. Şimdi çiğ köfte biliyorsunuz normalde hepinizin de bildiği gibi vaktinde böyle meclisin tavanında yapılırdı. 96'lı 96-97 yıllarında, o zaman iki nesil biliyor. Tavana yapıştırırlar. Meclise çiğ köfte partisi falan oluyor durduk yere. Sonra İboşov programlarında falan çok yaptı İbrahim Tatlıses. Sonra da en son Esis çiğ köfte olarak geldi. Kendine yer edindi böyle. Sağda solda hepimiz görüyoruz. Etsizdi. Zaten çiğ köfte etsiz olmaz. Onu da söyleyeyim. Etli olacaksa da hani yapacaksanız evde, ona söyleyeyim. Et alacaksınız önce. Kasaba gideceksiniz. Yağsız olacak. Hani sinirsiz yağsız. Rostum oluyor bilmiyorum. Önce bir kıyma biraz çektireceksiniz. Hani bir 100 gram kıyma makinesinden mi geçeceksiniz? Onu alın. Başka bir şeyde kullanırsınız. O kıyma makinesinin içini temizlemek için. Hani önceki çektiği kıymadaki yağlar kaldıysa onları almak için.
Normalde çiğ köfteye konacak et yağsız olmak ve sinirsiz olmak zorunda. Yoksa yoğururken pişmez ve size zulmeder. Şöyle biraz kaplayayım ben bunu. Çok güzel oldu. Vıcık vıcık yemeyelim. Sırf yağ koymuşlar içine. Yeşillik olmayınca anlamı kalmıyor. Ben şunu yerim ya. Hazırında zevkli çıkmıyor ya. Hakikaten bunu yapmak lazım aslında hep beraber. Neyse ama bir ara yapılışında gösteririz olmazsa. Yemin şunu bir Koreli görse. Gerçek zannedip ağlar önce. Dur şöyle servis edeyim ben ya. Zaten nasıl çiğ köfte zaten hazır. Şöyle. Şöyle servisimizi de yaptık. Şöyle şekilli mekilli. Şuna şöyle bir nar ekşisi, limon. Gezdirelim şöyle. Yeter. Nar ekşisiyle seni seviyorum yazacağım böyle. Marulun üstüne. Hakikaten de ekşiymiş. Güzel oldu. Ve bir de şu lavaşa sarma olayı var. Nimet'i burada kullanmayacağız. Çiğ köfte benim bildiğim lavaşa da sarılmaz. Ayrıca marulun arasına koyar yersin. Bunu da öpüp başımıza koyup kaldıralım. Gördüğünüz gibi çakma, S5 ve çiğ köfte hazır. Şuradan böyle alıp alıp tatlı porsiyonlara bakabiliyorsunuz. Ben bunu tezgahına koydum. Hazır da olsa nimet ya, küfür etmeyelim. Şunu ben bir bizimkileri servis edeyim, yesinler de. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tezgahta tuttu. Orayı da bir temizleyeyim. Geleceğim. Sonra arkadaşı inceleyeceğiz. Tamam, sakin. Geri git bak. Pislik olacak üstün başın. Heh, aferin. Daha yeni yıkadım seni. Geldik en sevdiğimiz ana. Merakla Cortex A9'umuzu görmeye. Arada Mali 400 de var tabi. Hazır mısın oğlum? Gördüğünüz gibi. Anında patladı. İyi oldu. Bataryasını çıkaralım da yine sakatlık çıkmasın. Zaten batarya ıslak olduğu için çok geç kaldık çıkarmakta. Şöyle kapatalım. Hiçbir şey yokmuş gibi, olmamış gibi kapatacaksın şöyle. Gördüğünüz gibi rahat rahat vurabilirsin batarya çıktıktan sonra. Ayrıyeten bir iki arkadaşa bir şey söyleyeceğim. Eğer bu bıçağı böyle kullanıyorsan fotoğraf çekmek için değil, böyle cadır cadır saplamak için kullanacaksın. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi. Ekrandan mı dalalım ya? Şu arkasına vurayım bir tane var. Kameraya da vurayım şöyle. Helal olsun kameraya bir bok olmadı. Buralar nasıl olsa boş. Burada bir şey yapacak bir şey yok. Biraz ortalık cam oldu. Şuradan bir yerden girersek amacımıza ulaşacağız da. Bıçağı nereden soktuk biz? Bu büyük ihtimalle Gorilla Glass 2 de olmayabilir bu ya. İlk kırdığım tabletin camına benziyor camı. Bu eli kesen cam işte. Ana kodum. Bak 3D. Gördün mü 3D'yi? Tamam ekranı kaldırdık. Ya kalk işte be. Heh, tertemiz aldık mı? Şu tuşu lazım olur. Kalsın. En tehlikeli kısmı ilk batarya, ikinci bu. Bu da bıçağı sapladığımız yermiş. Burası da biliyorsunuz piksel piksel onda olduğumuz kısım. Şurada sensör mensör falan var yapış yapış. Onları da ayıralım da. Bunu neyle yapıştırıyorlar ya? Bu arada yani kendi fikrimi söylüyorum. Bu telefon piyasasını
Çinliler alacak götürecek. Uzaylılar, Vantaşlar falan derken oppolar moppolar. Elifler çünkü üretiyor zaten. Sadece ben bunu sen başka marka basar gibi ömerim diyor. Bütün malzemeler de orada. Bizimkiler de ürettiriyor. Çin tarafın. Çin'den geliyor bütün malzemeler. Ondan sonra burada monte ediyorlar. Türkiye'de üretilmiştir diye bizi yiyorlar. O da ayrı konu. Evet. Bu da meşhur bildiğimiz. E-mail numarası da burada. Bundalın kullanacağım ama büyük ihtimalle 33-10 falan e-mail bu. Kontrol etmedim. Eden varsa yorum olarak yazsın. Çok sağlam çelik mi diyeyim? Dökme bir demir bir yere gömmüşler bunun şeyini. O yüzden buradan dalacağız buna. Buradan dalarsak kırarsanız. Şuradan dalıp arkadan çıkacağız. Gün geçtikçe daha sağlamını yapıyorlar. Hiç hoş olmuyor. Yemedim bıçağı da kırdı. Nasıl sağlam yapmışlar lan bunu bu kadar. Adam hakikaten birinci sınıf replika yapıyor ya. Hani replika eyvallah da malzeme birinci sınıf. İlla tornavida mı kullanayım ya? Yemedim bir gün böyle s*** tutacağım. Elimi kolumu keseceğim. O olacak ama ona replika telefon peşinden koşa koşa. Eşek kadar adamsınız. Evde falan denemeyin. Böyle şeyler dememe gerek yok herhalde. Vallahi ayarsın benden söylemesi. İstiyorsa, gözüyorsa deneyin. Hoparlörü fırladı. Bu meşhur kamerası. Biraz vurduğumuz için en son geleceğim. Cortex A9 en son geleceğim. Biraz kamerasına bakalım. Şöyle çıkıyor. Hakikaten adamlar neler yapıyor ya. Bak, sarmış da sarmış kameranın etrafını bir şeyle. Bunu da başka yere göremezsiniz ha. Eğitici, öğretici video bu. Neyse, sabah kadar açarız bunu. Teknolojiye bak amına koyayım. Evet. Bunu geçelim. Kamerasıydı. Elimize tabi bu arada hep batıyor. Dediğim gibi siz şey yapmayın. Şuradan şöyle başlayalım. Evet. Geldik. Meşhur USB 3.0 girişli. Aslında 2'yi kullanıyoruz biz de. Sanırım 3.0'da aktif. Bayağı lehimlemişler falan. Kaliteli çakma. Şimdi şuradan bizim Cortex A9'umuzu alalım. O da akıllarda soru işareti olmaktan çıksın. Şurada demiri de alalım şuradan. Evet. Şimdi geldik. Şurada ön kamerası. Ön kamera fotoğraflarını da gördünüz zaten. Tabiri caizse yaprak gibi fotoğraf çekiyor. Nasip yazıyor zannettik biz. NC Sip yazıyormuş. Cortex A9'u herkes söyler. Bir kişi gösterir. Bunu da unutmayın. MediaTek MT6772A yazıyor. Hadi hanimiş bizim Cortex A9? Neredeymiş bizim Cortex A9? Oha. Teknoloji bambaşka bir şey ya. Büyük ihtimalle şunun altındadır. Ona oralara bakalım. Gördüğünüz gibi 4 çekirdek demiştik. Bunlar 4 çekirdeği herhalde. Gördüğünüz gibi Cortex A9'u Mali 400'lü. Şu da Mali herhalde. Neyse. Öyle bir içi var. Antutu'ya cevap vermedi. Müdahalelere rağmen kurtaramadık kendisini. Bu hale geldi. Çakma telefonu almayın. Aldırmayın. Kullanmayın. Hani aynısını yapmışlar abi değil. Aynısını yapmıyorlar. Koyayım. Onu sar değerini s**lemiyorlar. Çünkü normalde sen bu parçayı birleştirince hayvan gibi bir sar değeri çıkıyor ortaya. Bunlar hep kürek kürek radyasyon. Ondan sonra yok işte kanser oranı arttı son yıllarda bilmem ne oldu. Yak oldu, kürek oldu. Hiç kullandığın cep telefona bakmıyorsun. Sonra kısır oluyorsun. Çoluğun çocuğun olmuyor. Gerçi sahte telefon kullanacak kafadaysan üreme. O da ayrı konu. Şimdi biraz daha kırayım. Kutu içeriği yok. Vermedi arkadaş. Abi, Çankaya'daki abimiz. Kutu verdi sadece. O yüzden fazla aksiyona giremiyoruz burada. Oh. Vallahi kimyasal kokuyor. Yemin ediyorum kullanılan malzeme ayrı kanserojen. Kendi ayrı kanserojen. Ne s*** öğretiler bilmiyorum onda. Bu arada ufakken
Ben çiğ köfteyi sadece milletvekillerinin yediği bir yemek zannederdim. Bunu da şimdi itiraf ediyorum. O kadar çok atıyorlar ki tavana. Gel sen de gel gel. Gerçi bu orijinal kutu da. Olsun. Vurdu, gol oldu. Buradan da Apple'ın kasasını ilk sızdıran ve işten atılan, gözaltına alan Çinli işçiye de teşekkürlerimi iletiyorum. Beni duyuyorsan el salla diyeceğim ama s**tmayacak. Şimdi bizi Webtekno Facebook sayfasından takip edin, beğenin. Böyle aksiyonlardan size soruyoruz. Webtekno Twitter adresini takip edin. Konuşalım. Oradan da sohbet ederiz. Abi video geldi. Göremedik. Facebook'a bakamadık. Mobil dedik. Şurada dedik. Burada dedik dememek için de Webtekno TV YouTube kanalını takip edin. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. S**tımın çocuğu. Ne olmuş adam? Görüntüyü sızdırdırmış size. Ya s**tleri git a**tımın. Vallahi patladı.